Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi her girişimci ve iş adamının bir başarı hikayesi vardır. Birçoğu sırf yetenekleri nedeniyle başarıyı, diğerleri ise bilgi zenginlikleri nedeniyle buldu. Diğerleri anne ve babalarından yardım alırlar. Singapur'dan Vernon Koyak için harekete geçme itici güç bir ayrılıktı. Mesele şu ki genç ve tatlı kız, basit bir kapıcı olduğu için onu terk etti. Aynı zamanda kariyer açısından da pek bir şey olmayacağına inanıyordu. Elbette Vernon, sevdiğinden ihanet olarak gördüğü şeyle başa çıkmakta zorlandı. Bu noktada onun hakkında yanıldığını ona kanıtlamak ve değiştirmek için ne gerekiyorsa yapmaya karar verdi. Kahramanımızın kariyeri henüz 13 yaşındayken başladı. Vernon'un babası işini kaybetti ve çocuğa yardım etmek için çocuk ona hademe olarak bir iş buldu. Hafta sonları çocuk da çalışarak babasına yardım etti. Aslında iyi para kazanabiliyordu. Ek olarak Vernon, temizlikçilerin bazı yeni mühendislik mezunlarından daha fazla kazandığını fark etti. Haftada 7 gün çalışacak olsaydınız, istikrarlı ve makul bir geliriniz olabilirdi. Yine de ailenin mali durumu iyi değildi ve bu da çocuğu okulu bırakmaya itti. 14 yaşında ayda yaklaşık 3000 dolar kazandığı bir temizlik şirketinde tam zamanlı bir iş buldu. Sadece birkaç ay sonra yönetim gencin zekasını fark etti ve onu müfettiş yaptı ve maaşını iki katına çıkardı. Vernon daha sonra o anı şöyle hatırladı. Yöneticiye babamın sadece 40 yaşındayken bir süpervizör olduğundan emin olup olmadığını sordu. Ben sadece 14 yaşındaydım. Ama endişelenmeyin, en önemli olan liderlik niteliklerine sahip olduğunuzu söyledi. Terfisinden ilham alan Vernon, yıllarca yorulmadan çalıştı ve ayda 800 dolara varan maaşla üst düzey yöneticiliğe terfi etti. Vernon'un genç bir güzelle çıktığı o dönemdeki genç kadının hikayesi olmasaydı bunların hiçbirinin önemi olmazdı. O da zengin bir aileden değildi ve Vernon onun hayatının aşkı olduğunu düşündü. Ve Vernon gelecekleri için planlar yapıp çok çalışırken kız arkadaşı onu bir başkası için terk etti. Bir keresinde Vernon'un sevgilisi işe giderken ona eşlik etmişti. O gün şık bir kır evinde temizlik yapıyordu. Kızı daha sonra onu o evin sahibine bıraktı. İlişkilerinin nasıl başladığı ve geliştiği belirsizdir. Ancak gerçek devam etmektedir. Ayrılık sırasında Vernon'a onun için büyük bir motivasyon haline gelen bir şey söyledi. "Sen temizlikçisin. Seninle bir geleceğim yok." dedi. Ne de olsa bu hırçın sözler olmasaydı muhtemelen yaptığı kesinliğe ulaşamayacaktı. Dağıldıktan kısa bir süre sonra orduya çağrılması durumu karmaşıklaştırdı. Askerliği sayesinde ihanet acısıyla yaşamak zorunda kaldı. Kendinizi onun yerinde hayal edin. Sevdiğinizin zengin gösterişle ortalıkta dolanırken orduda görev yapan sıradan bir gençsiniz. Böyle bir hikaye herkesi alt edebilirdi. Ama bunun yerine Vernon ona değerinin ne olduğunu kanıtlamaya karar verdi. Orduda görev yaptıktan sonra daha önce çalıştığı şirkete döndü ve 2 yıl sonra bir terfi daha aldı. Tabii ki iyi para kazanıyordu. Ama başkası için çalışırken ne kadar başarılı olabileceğinizin bir sınırı olduğunu bilmek onu harekete geçmeye zorladı. Kendi alanında daha da gelişmeye ve ilerlemeye karar verdi. Kısa süre sonra şirket yönetiminin onu taşeron yapmaktan başka çaresi kalmamıştı. Zaten eşit bir ortak olmasına rağmen durmanın zamanı değildi. Vernon'un kendisinin de hatırladığı gibi bir süre sonra ayda 20 bin dolar gelire ulaştıktan ve birçok şeyi karşılayabilecek duruma geldikten sonra para onu biraz değiştirdi. Pahalı kulüplere giderek, lüks arabalar alarak ve genel olarak uçarı bir yaşam sürdürerek boşa para harcadığı bir dönem vardı. Olay suçlu olmamasına rağmen yaklaşık 4 ay hapiste kalmak zorunda kaldı. Taşeronlardan biri kayıt dışı işçi tuttu ama bunun sorumlusu kendisiydi. Tüm bunlara rağmen kafasında ve hayatında düzen sağlayabiliyor. Sonuçta asıl amacı henüz yerine gelmemiş, yani eski sevgilisini onunla yapmaktı. Serbest bırakıldıktan sonra her zamanki işine döndü ama orada uzun süre kalamadı. Daha sonra büyük bir holdinge geçmiş ve bugüne kadar çalıştığı yer olan birkaç yıl boyunca Primtech hizmet ve mühendislikle çalışmıştır. Bugün 48 yaşındaki Vernon, eskiden fakir olan Hadem'e ayda 400 bin dolar gelirle şimdi CEO. Çalıştığı şirketin onunun sahibi. Şimdi bir karısı ve 4 çocuğu var. Vernon eski sevgilisini uzun zaman önce affetmişti. Onun zengin erkek arkadaşıyla arasının yürümeyeceğini biliyor. Birkaç yıldır bekar ve en sıradan hayat sürüyor. Hayır, ancak kahramanımız artık onu düşünmüyor. Karısıyla mutludur ve işlerin tam olarak böyle olmasından memnundur.